Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Benim için yaptığınız yorumlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi sizler için iki tane fal kapattım. Niyetinize göre bir tanesini seçmenizi rica ediyorum sizden. Ben de yorumlamaya çalışacağım. İnşallah her şey yine gönlünüzce olsun diyorum. İlk önce bu papatyalı olandan başlamak istiyorum. Bakalım falınızda neler çıkmış. Evet. Şöyle bir bakalım. Siz de bakın görün. Evet, biraz karışık bir fal. İç dünyanız biraz karışık. Bir takım sıkıntılar var. Fakat kopmuş olan bir şeyi sanki sürekli bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Yani hani bir yerimiz sökülür, dikeriz, tekrar sökülür, tekrar dikeriz. Hani kopmuş olan bir şeyi siz sanki sürekli toparlıyorsunuz, sürekli birleştirmeye çalışıyorsunuz. Yani bunun verdiği de yorgunluğu yaşıyorsunuz. Yani gerçekten çok özveride bulunan bir insansınız. Kısmetleriniz hep sanki böyle son anda sizden geri dönmüş gibi. Hani bir türlü sanki bir şanssızlık var. Bu şanssızlık da bir türlü yakanızı bırakmamış gibi. Dediğim gibi bu toparlamaya çalıştığınız bir ilişki olabilir, bir iş olabilir. Aile içinde yaşadığınız bir sıkıntı da olabilir. Ama dediğim gibi sürekli derleyen, toplayan, tamir eden, bir araya getiren hep siz olduğunuz için bazı yorgunluklar, sıkıntılar yaşamışsınız. Ama yapacağınız bir başarı var. Hani böyle insanlar diplomaları aldığı zaman, mezun oldukları zaman ellerini kaldırırlar, başarıyı elde ettim diye böyle havaya kaldırırlar. Aynı o şekilde siz de bir başarı elde edip böyle elinizi havaya kaldırıyorsunuz. Bakın burada bir tane bir insanın aklından geçen bir düşmanlık, yani böyle sanki sinsice size yaklaşmaya çalışan bir kişi var. Ama inanın kendi zehrini kendine akıtıyor. Hani yılan gibi derler ya, aynı onun gibi çıkmış ama kendi zehrini bakın kendisine akıtıyor. Size hiçbir şey yapamayacak. Yani şüphelendiğiniz, hayatınızda sizi olumsuz etkileyen bir kişi varsa, bunu biliyorsanız ya da hissediyorsanız, dediğim gibi bu kişinin zararı yine kendisine dokunacak. Kendisine zarar veriyor, size bir şey yapmıyor, yapamıyor. Burada da dediğim gibi yorgunluklar çıkmış, sıkıntılar çıkmış. Bakın sanki böyle bir terazi var ama teraziyi hep böyle siz dengelemeye çalışıyorsunuz. Sanki hep bir tarafı siz doldurmaya çalışıyorsunuz. Dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Yani dediğim gibi denge sorunu yaşayan ya da sorunlar, sıkıntılar yaşayan bir kimse varsa hayatınızda bu sizi oldukça sıkmış, üzmüş olabilir. Burada oturmuş bir şeyin olması için dua ediyorsunuz. Yani ellerinizi açmışsınız. Uzun uzun dua ediyorsunuz. Yani o aklınızdan geçen aslında o kadar temiz ve iyi bir dilek, iyi bir niyet var ki tamamıyla böyle ileriye dönük, hayatınızla ilgili. Sadece sanki şükür ve huzur, yani şükür, huzur ve sağlık diliyorsunuz. Hayatla ilgili hani bunları siz kendinize çekmeye çalışıyorsunuz çünkü şu an size sanki uzak olan şeyleri çekmeye çalışıyorsunuz. Yani huzursuzluğunuz var, huzur bulamadığınızı düşünüyorsunuz ve aslında çok çok şükrediyorsunuz ama dualarınızda yine şükürü hiç eksik etmiyorsunuz çünkü maneviyata inanan bir insansınız. Sizi tamamlayacak olan bir insan var, arkanızda destek olan bir kişi var. Bir konuda size hakikaten yardımı dokunacak, sizi sanki böyle feraha çıkarıyor. Sağlığa, sıhhate dediğim gibi çok dua etmişsiniz, ediyorsunuz da. Zannediyorum bir sağlık sorunu yaşadınız ya da yakınınız da yaşamış olabilir. Bu yüzden sağlığa, hani derler ya ilk önce her şeyin başı sağlık. Siz böyle yola çıkarak bunu diliyorsunuz, niyet ediyorsunuz. Sağlığınızla ilgili bir aslında sorun yok, bir sıkıntı yok şu an. Sadece iç dünyanızda yaşadığınız bir takım huzursuzluklar, bir takım sıkıntılar var. Bunlar da gelip geçici şeyler. Bunun için kendinizi üzmeyin, sıkmayın.
Bir insan sanki hedef olarak sizi göstermiş. Hani her şeyin sorumlusu, her şeyin işte kötü bir işi kötü gidiyor, sizi sorumlu gösteriyor. İşte beklediği bir şey olmuyor, sizi sor. Hani hedef hep sizsiniz. O yüzden sanki bir insan gerçekten çok üzerinizde oynamış. Bunu biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Fakat bir türlü dediğim gibi bu insandan kopamıyorsunuz. Hep böyle hep yarım olan, yarım yarım böyle yarım şeyleri de tamamlamaya çalışıyorsunuz. Hani hep söküğü dikmeye uğraşıyorsunuz ama aklınızdan geçen de şu sanki hani artık nereye kadar dayanacağım, nereye kadar sabredeceğim diye de düşünmüyor değilsiniz. Yani sanki biraz sabrınız artık bitmiş gibi, bitiyor gibi hissediyorsunuz. Sürekli çünkü kendinizden çok başka insanı düşünüyorsunuz. Sürekli üzerinizde ellerini hissediyorsunuz. Yani sizi iyiye de kötüye de çekmeye çalışan hep bir başkası sanki. Bunları söyleyebilirim sizin için. Dediğim gibi hiç huzurunuz yok ve ettiğiniz dualar gerçekten size güzel enerjilerle geri dönecek, güzel niyetlerle geri dönecek. Çünkü temiz kalpli, iyi niyetli bir insansınız. Sadece şunu da söyleyebilirim. Sanki ufak bir şanssızlık hakikaten bir peşinizi bırakmamış gibi. O yüzden de bu can sıkıntısını şu dönemde yaşıyorsunuz ama geçici bir durum, bunu söyleyebilirim. Şimdi tabağınızı yorumlamak istiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. Yani bir çatı var. Evet, bir hane var. Bir hanede yaşanan dediğim gibi yine tatsızlıklar, huzursuzluklar çıkmış ama çok ikiye bölünüyorsunuz. Artık bazı şeyleri şöyle düşünüyorsunuz, zamana bırakmalıyım, gidişata bırakmalıyım diye karar alacaksınız. Uzun zamandır aslında yapmak istediğiniz ama beklettiğiniz bir şey yapacaksınız. Zamanı geldi diye düşünüyorsunuz. Bu ilişkinizle ilgili olabilir, ailenizle ilgili olabilir. Yaşadığınız her ne sorunsa bununla ilgili vermiş olacağınız bir karar. Ama bu ani bir karar değil. Dediğim gibi uzun zamandır düşündüğünüz ama hayata geçirmediğiniz bir karar. Ama şu an zamanı diye düşünüyorsunuz. Vermiş olduğunuz kararla ve birlikte yeniliğe kapı açacaksınız. Hayatla ilgili bir yenilik olabilir. Bakın burada iki parça bir şey var. Bu para olabilir. Ve zannedersem de parayla ilgili, maddiyatla ilgili. Yani bir borcunuz varsa, bir sıkıntınız varsa bununla ilgili kendinize sıkıntı yapıyorsunuz. Ufak bir parayı ikiye bölüp parça parça sanki taksit olarak ödeyip borcunuzdan kurtulacaksınız. Sizi sıkan bir durum çünkü bu uzun zamandır biraz sıkıntıya sokmuş sizi. Burada da bir gözyaşı var ama şöyle söyleyebilirim, bu kesinlikle üzüntüden ağlayacak değilsiniz. Yani üzüntüyle birlikte akıtılacak bir gözyaşı değil. Tam tersi sevinerek yani yani istemiş olduğunuz bir şeyi bekliyorsunuz ve bu şey olacak. Bunu akıttığınız temiz bir gözyaşı olacak bu. Ve gerçekten siz bunu uzun zamandır da olması için dua ediyorsunuz. Dediğim gibi maneviyatınız çok kuvvetli. Şöyle çevirelim bakalım tabağımızı. Bakın burada çok güzel bir yarım ay var. Yani hane içinde doğmuş olan ay. Bir yarım ay doğuyor. Karanlıklar akıp gidiyor. Yarım ay hani karanlığın aslında arkasına alınmış bir aydınlık. Hani karanlık bitiyor, önüne aydınlığı geçiriyorsunuz. Ama dediğim gibi sadece şuna üzülüyorsunuz. Hani sadece hep sizin çabanızla bu kötü giden işler düzeliyor ya da ev hayatında, aile hayatında, eşinizle de yaşamış olduğunuz sorun, sıkıntıysa bu. Hani hep sizin çabalarınızla olduğu için buna sadece üzülüyorsunuz ama dediğim gibi her şeyi derleyeceksiniz, toplayacaksınız, işlerinizi yoluna koyacaksınız. Evinizin içinde de doğmuş olan bu yarım ay gerçekten sizi biraz da olsa huzura kavuşturacak. Biraz da olsa sıkıntılarınızı akıtıp götürüyor çıkan ay.
Ve burada size bakın çok güzel bir deve, yani oturmuş nasip kısmeti, yani nasibiniz kısmetinizin ayı, nasip ve kısmetiniz ayağınızda sizi bekliyor. Eğer bu maddi anlamdaysa hani deve, çünkü ben öyle yorumluyorum, maddiyatla ilgili nasip kısmet gerçekten sizin en sonunda ayağınıza gelecek, gerçekten de feraha kavuşturacak size. İnşallah her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın. Merhaba Burç TV takipçileri ve şimdi de diğer fincanı seçmiş olan takipçiler için falı yorumlamaya çalışacağım. Fincanınızda çok göz, yani çok göze gelen, nazara gelen bir kişi olduğunuzu hissettim. İnanın yakınlarınızda ve hani yakında ve uzakta, aslında sadece yakın diye tanımlamayayım ama birçok göze nazara geldiğinizi söyleyebilirim. Elinizde bir kalem var, sanki bir anlaşma, bir imza atıyorsunuz. Bu bir satış olabilir. Yeni alacağınız bir şey için imza atabilirsiniz. Ya da işle alakalı bir anlaşma, bir ortaklık yapabilirsiniz. Bakın burada da oturmuş namaz kılan bir kadın var. Size dua ediyor namazında. Gerçekten duaları sanki sizi birçok kötülükten, bu birçok gözden, şerden koruyor diyebilirim. Gerçekten her oturduğu zaman size ellerini açıp dua eden bir insan, anneniz olabilir, bir yakınınız olabilir. Özlem duyduğunuz bir insan var. Sanki aranıza bir mesafe girmiş, bir kopukluk girmiş. Eğer bir birliktelik yaşayıp ayrıldıysanız belki bu insanla tekrardan bir araya gelme şansı doğabilir ikiniz için de. Çünkü siz ve karşınızdaki taraf da sizi özlemiş ama dediğim gibi arada bir kopukluk, bir mesafe olmuş, mesafe girmiş. Buradaki şekli de bir hayvana benzettim. Sanki böyle bir adak niyet yapmışsınız ama dediğim gibi sanki bu birlikteliğiniz için bunu yapmışsınız, bu ada ya da niyeti. Adağınız çıktı falınızda. İnşallah da dileğiniz, isteğiniz olur. Bu adağınızı, niyetinizi yaparsınız. Evet, kolunu açmış, elini açmış. Belki de bu karşı taraftan gelecek olan bir ilk hareket olacak. Gerçekten size elini uzatıyor ve size yaklaşmaya çalışıyor bu insan. Aranızda sanki böyle başka kişiler, başka şahıslar girmiş. Böyle sanki aranızı bozmaya çalışan bir takım insanlar olmuş. Böyle belki de hani sizden ona, ondan size böyle laf getirip götürmüş kişiler olmuş olabilir. Belki de onun kulağından, onun ağzından duymadığınız sözlere inanmış olabilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişi de aynı dediğim gibi sizin ağzınızdan duymadığı şeylere inanmış olabilir. Yani bir takım böyle kötü niyetli insanlar çıkmış, aranızı bozmuşlar, yani bozmaya çalışmışlar. Ama sizin bu insanla yolunuz kesişiyor. Çünkü karşınızdaki insan gerçekten kalben ve ruhen her yönüyle size dönmüş, size dönük yüzü. Sadece şu an arkasını dönmüş size ama dediğim gibi elini uzatıp bir adım atan kişi siz olacaksınız. Ve o kişi de gerçekten sanki bunu bekliyor. Burada bir bayraklı bir kapı var, bir bina var. Devlette olan bir işiniz varsa hayırlı ve güzel bir şekilde sonuçlanacak. Devlet kapısında olan bir ya da beklemede olan bir mahkeme işi de olabilir bu. Sizin lehinize olacak, yani güzel sonuçlanacak bir iş var. Aslında dediğim gibi bu ikili ilişkilere bir niyet adak adamışsınız ama hani sanki böyle dillendirerek de kendinizde sanki bütün gözleri siz üzerinize toplamışsınız. Bunun yaşadığı bir pişmanlık var sizde, bir keşke var. Hani keşke herkese bunları söylemeseydim, yaşadığım mutluluğu, güzel anılarımı paylaşmasaydım diye düşünüyorsunuz.
Ve hakikaten de bu anlamda, çünkü güzel bir birliktelik, bir beraberlik her yönüyle size uyan bir kişi olmuş, ama dediğim gibi bir takım gözler böyle sizin biraz kopmanıza neden olmuş. Ama yolunuz kesişiyor bu insanla birlikte. Dediğim gibi, eğer birinden ayrıysanız bu insanla yolunuz kesişecek. Tekrar birbirinize şans vereceksiniz. Bir başarı, bir kazanç sağlayacaksınız maddi anlamda. İş hayatında bir başarı olabilir. Dediğim gibi bir mahkeme, hani bu devlet kapısı bayraklı bir yer var dedim. Buradan kazanacağınız bir, belki de tazminat olabilir. İşle alakalı hani bir işinizi bırakmış olabilirsiniz. Beklediğiniz bir tazminat olabilir. Bu anlamda elinize geçecek güzel bir para gözüküyor. Karışıklıkları dediğim gibi çözeceksiniz ve birbirinize bu kişiyle şans vereceksiniz. İyi olan bir ya da birden fazla işiniz böyle sırayla olacak. Sadece dediğim gibi şu an böyle kendinizi sanki baş aşağı çevrilmiş gibi hissediyorsunuz. Hani her şey böyle tepe taklak oldu gibi düşünüyorsunuz hayatınızla ilgili. Ama dediğim gibi birçok güzellikler, iyi olan şeyler. En önemlisi de bu devlet kapısı ile ilgili olan, neyse bu tazminat mı, işte bir mahkeme işiniz mi, neyse bu buradan alacağınız güzel haberle zaten büyük bir aydınlığa geçmiş olacaksınız. Şimdi tabağınızı yorumlamak istiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet, burada sıkıntıların akıp gittiğini görüyorum. Bakın burada bir yüzük çıkmış. Dediğim gibi hayatınızda kimse yoksa ya da bir ayrılık, kısa süreli bir ayrılık yaşıyorsanız şayet, ilişkinizle ilgili bu güzel bir teklifle, alacağınız güzel bir teklifle uzun süreli bir evet diyeceksiniz ilişkinize. Birbirinize şans tanıyacaksınız. Gerçekten şansınızın döndüğü bir yıl olacak, bir sene olacak. Üzülmüş olan bir erkek görüyorum burada. Üzülmüş ve gerçekten sizi düşünen bir insan var, ama sizle ilgili de bir sürpriz yapacak. Evlilik teklifi alabilirsiniz bekarsanız. Dediğim gibi ayrıysanız barışma teklifi olacak bu ve evet diyeceğiniz bir teklif olacak. Gerçekten üzülmüş, size bağlı, aslında bütün benliğiyle sizi isteyen bir kişi bu. Ama bazı kötü şeyler sizin tarafınıza geçmiş, ama dediğim gibi başkalarının sanki bu art niyetlerinden kaynaklı olabilir. Aslında donanımlı, işi gücü olan ve aklı başında bir insan bu karşınızdaki kişi. Ona şans tanıyabilirsiniz. Eğer evet dediğiniz takdirde zaten birçok şey yoluna girecek. Hatta küçük bir seyahatte sizi bekliyor. Çünkü yolunuz kesişiyor ve bu insanla küçük bir tatil de yapabilirsiniz. Küçük bir yere gidebilirsiniz. Belki de bu gelecek olan yeni yılda yapacağınız bir tatil de olabilir. Belki yılbaşında birlikte kutlayacaksınız, beraber olacaksınız. Ve hakikaten burada çok güzel bir gözyaşı var. Hani mutluluktan ağlayacaksınız. Bakın nasıl yolunuz açılıyor. Neye niyet ettiyseniz, neye niyet ederek kapattıysanız bu falı, hakikaten niyetiniz çok güzel bir şekilde açılıyor. Dediğim gibi birlikteliğiniz yoksa ya da böyle bir kötü bir olay yaşayıp birinden ayrıldıysanız, tekrar bakın o insanla sizin de yolunuz. Bakın evet belki zor olacak, ama bakın nasıl yolunuz açılıyor. O insanla yolunuz kesişiyor. Çünkü gerçekten kalben birbirinize bağlısınız. Aslında içinizde art niyet, kötü niyet hiçbir şey yok. Sadece dış etkilerden, yani dış etkenlerden kaynaklanan bir problem bu. Bakın gördüğünüz gibi iki yol kesişiyor ve temiz bir gözyaşı var. Gerçekten sizi seven, sizin aşkınızla, sevginizle kalbi çarpan bir kişi bu. İnşallah bundan sonra üzülmezsiniz. İnşallah her şey istediğiniz gibi gerçekleşir. Evet, aslında şans, kısmet gerçekten sizden yana. Her
çevirdiğinde çünkü tabağı hep yolunuz kesişiyor ve aydınlığa çıkıyorsunuz. Bakın çok da güzel temiz gözyaşı ve karşınızdaki kişi de inanın sizin kadar sevinecek, sizin kadar neşelenecek. Birbirinize çünkü sarılıyorsunuz. Hani sarılarak böyle sevinerek, sarılarak ve sevinerek birbirinize ağlıyorsunuz. Dediğim gibi inşallah bundan sonra her şey gönlünüzce olsun, her şey istediğiniz gibi olsun. Bütün olumsuzlukları böyle arkaya atıyorsunuz, arkaya bırakıyorsunuz ve bundan sonra da hakikaten bu insanla birlikte daha da güçleneceksiniz, birbirinize daha da sahip çıkacaksınız. Bunları söyleyebilirim. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın diyorum.